CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin seçimlere katılamayacak durumda olması halinde İyi Parti örneğini vererek destek verebileceklerini belirtmişti. Bunun üzerine MHP'den sert bir tepki gelmiş. AKP'de peşine takılıp o sert tepkinin ardından gerek Gelecek Partisi gerek Deva Partisi'nin seçimlere girmesini istemediklerini bir şekilde ilan etmiş oldular ahlaksızlık olarak nitelendirdiler milletvekili transferlerini vesaire. Hatta bir yasa teklifiyle de engellemeye çalıştıklarını, çalışacaklarını görüyoruz. Karar gazetesi yazarı Akif Beki de bu konuyla ilgili çok sert bir yazı yazmış. Yazdığı yazısında şunlardan söz ediyor. Kılıçdaroğlu gerekirse Deva ve Gelecek Partilerine grup kurabilmeleri için milletvekili transfer tesliği teklif etti. Ama gerekirse şartta destek bir baskın seçim dayatılırsa, henüz seçime girme yeterliliğini karşılamadan hazırlıksız yakalanırlarsa, yarış dışı bırakılacakları bir plana maruz kalırlarsa, iktidar bunu ahlaksız teklif olarak değerlendirdi. Yeni partileri sandığa sokturmamak için seçim takvimiyle oynamak, iktidar avantajlarını kullanmak çok ahlaklı, erdemli bir siyasetmiş gibi. MHP'nin önerisiyle böyle bir desteğin verilmesini engelleyecek düzenlemeye kafa yoruyor şu an AK Parti. Baskın seçimi akıllarından bile geçirmiyorlarsa neden? Seçime girmelerini engellemek gibi bir hesap yoksa engellemeleri ihtimaline karşı taktik geliştirilmesine niye kızarlar? Sandık dışı yollarla önlerini kesmeye hiç niyetleri yoksa önlerini kestirmeme formülünü neden yasaklamaya kalksınlar ki? 3 yıl sonra gününde yapılacaksa baskın seçim zorlanmayacaksa CHP'de yeni partilere milletvekili transfer etmeyecektir. Öyleyse bu hazırlık niye? Milletvekillerinin bir partiden diğerine geçmelerine AK Parti oldu olası kötü gözle baktığım için mi? Hadi canım siz de diyor. Ocak ayında bazı muhalefetten belediye başkanlarının AKP'ye davul zurna eşliğinde katıldığından bahsediyor. Rozet taktılar diyor. 100 belediye başkanı daha katılacak şeklinde müjde gibi duyurduklarından söz ediyor. Madem öyleyse bunlar niye geçti size diyor ve yazısını şu şekilde devam ettiriyor. Bir partiden seçilip diğerine geçmek siyaset ahlakına aykırı ve seçmen iradesine saygısızlık dememişlerdi. İlk grup toplantısında CHP İyi Parti ve Saadet'ten seçilmiş 5 başkanı daha birinci yıllarını doldurmadan rozet takarak saflarına kattılar. Sandık sonuçları parti tercihini değiştirmek isteyip istemediği vatandaşa sorulmadan değiştirilmiş oldu. Başka partilere verilen oylar fiilen AK Parti geçirildi. Seçimde kaybettikleri yerleri seçimsiz kazanmış sayıldılar. Bunları yapan parti şimdi üste çıkıp da CHP'ye laf ederse hem suçlu hem güçlü dön de önce kendine bir bak demezler mi? Üstelik CHP icabında demokratik yarışın önünü açmak için bir taktikten söz ediyor. Uğradığı antidemokratik müdahaleler, dayatma ve engellemelerse hep AK Parti'ye yaramış millet tercihlerinin sınırlandırılmasını hiç hoş karşılamamış, siyaset mühendislikleri hep test etmiş, iktidar bunu tecrübeyle biliyorken bir de ne iştir diyor bu kararlar. 27 Nisan muhtırası yayınlamışlardı Yaşar Büyükanıt döneminde. O muhtıra neticesinde AKP erken seçime gitti, güçlü bir şekilde iktidara geldi. AKP'yi kapatmak istediler. O kapatma davası neticesinde erken seçimden güçlü bir şekilde AKP iktidara geldi. 367 krizi yaşandı sabit Kanadoğlu'nun çağrısı üzerine. CHP meclise girmedi ve netice Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek istediler. Mecliste de yeterli çoğunluk bulunamadığı için Türkiye erken seçime gitti. O dönem uzatmalı olarak Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı'na devam etmişti ve yaşanan bu mağduriyet neticesinde AKP güçlü bir şekilde iktidara geldi. Görünen o ki geçmişte AKP'ye yönelik çıkarılan engeller AKP'yi güçlendirmiş, daha da zirveye oturtmuş. İşinde AKP aynı hataları muhalefete yapıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İmamoğlu'nun elinde mazbatayı aldılar. 806 bin fark yediler. 8 milyon Türkiye genelinde fark yemek için de Gelecek Partisi'ni, Ahmet Davutoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu engellemeye çalışıyorlar. Devam etsinler. Bu şekilde Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin önünü keserek kendi hanelerine artı yazılacak sanıyorlarsa yanılıyorlar. Eksi yazılacaktır. Milletin gündemi başka, sorunu başka. Onlar bu iki partinin seçimlere katılmasını engellemek için plan, proje, yasa teklifi içerisindeler. Bu süreçten kazanan Davutoğlu olur, Ali Babacan olur. Engellemelerin bir işe yaramadığını gerek İmamoğlu örneğinde, gerek Mansur Yavaş örneğinde, gerek AKP'nin kendi örneğinde, gerekse İyi Parti örneğinde görmüş olduk.